Turlarda elektrik çok ciddi sıkıntıdır arkadaşlar. Özellikle uzun bir turun ortasında gelen acil bir telefon ve şarj bitmesiyle bu telefonun kesilmesi kadar can sıkıcı bir durum yoktur. Bu hafta size bu konuyu tamamen kökten çözeceğini iddia eden bir ürün inceliyorum. Gerçekten özellikle 3 günün üzerindeki turlarda şarj ciddi problemdir. Evden hanım arar size ulaşamaz, telefonunuzun şarjı bitmiştir, ayvayı yemişsiniz demektir, soluğu adliyede alırsınız. Kamerayla süper bir poz yakalarsınız, çekmek istersiniz, maalesef kameranızda şarj bitmiştir. Fellik fellik köylerde priz ararsınız, telefonunuzu kameranızı şarj etmek için. Ya da alternatifleri vardır, ne yaparsınız? Benim gibi şöyle 16 binlik powerbanklerden kullanırsınız ki bunlar ciddi ağırlık yapar. Bunlardan da bir iki tane yanınızda taşımak zorunda kalırsınız. Dinamo kullanan arkadaşlar var. Ufak bir devre entegre edip telefon şarj ediyorlar. Ne kadar sağlıklı çok iyi bilmiyorum. Kullanan varsa yorumlara yazsın. Onun haricinde güneş panelleri var. Güneş paneliyle şarj ediyorlar cihazlarını. Onunla da ben daha önce hiç kullanmadım. Fırsatımız olursa inceler birlikte bakarız. Onunla da ilgili tecrübesi olan varsa lütfen yorumlara yazsın arkadaşlar. Şimdi gelelim benim elimdeki ürüne. Benim elimdeki ürün iddiası biraz daha farklı. Biz bu sorunu kökten hallediyoruz diyor. Diyor ki bizim ürünümüzün içinde diyor entegre şekilde bir power bank var 1000 mAh'lik. Biz diyor dinamomuzla power bank şarj ediyoruz diyor. O yüzden sürekli elektriğiniz oluyor diyor. İstediğiniz an şarj edip istediğiniz an şarjdan çekebiliyorsunuz. Sürekli şarj etmek zorunda değil diyor power içinde entegre olan 1000 mAh'lik pili diyor. Ve bunun haricinde şöyle bir iddiası var. Diyor ki dinamolarda diyor sürtünmeden dolayı elektrik kazanılırken sürtünme dönerken sürtünme oluşur diyor. Biz de diyor manyetik alanla biz bu işi yapıyoruz diyor. O yüzden dolayısıyla diyor gücünüzü etkilemiyor. Artı istemediğiniz zaman devreden çıkartabiliyorsunuz gibi bir iddiası var. Ben bu ürünü yeni elime geçti. Daha kullanmadım. Hadi şimdi ilk etapta bir kutusunun üstünde neler varmış neler yazıyormuş bir bakalım kutusunu açalım. Ondan sonra da ürünü yavaş yavaş inceleyelim. Şimdi kutuyu açmadan önce bir teknik olarak biraz üzerindeki bilgilere göz gezdirelim. İşte burada montaj şekli var, çalışma şeklini gösteriyor. Burada N ve S, kuzey ve güney kutuplu bir mıknatıs yardımıyla elektrik ürettiğinden bahsediyor. Hemen yanında Electricity Storage Table, hemen ortasında da power bank'i gösteriyor ve burada da diyor ki işte telefonunuzu, elektronik şarjınızı bu şekilde şarj eder diye döngüyü gösteriyor. Teknik özelliklerine geçecek olursak işte burada teknik özellikleri yazıyor. Mesela 2.0 USB portu varmış. 5 volt sabit bir çıkış voltajı varmış. Gibi 7.5 mesela 7.5 watt output power çıkış gücü varmış. Bu arada maksimum çıkış amperi 1.5 ampermiş. -10 ile -40 derece arası pardon -10 derece ile artı 40 derece arasında çalışma aralığı varmış. Burada Çincesi yazıyor. Zaten burada altta İngilizcelerinde de kendiniz görürsünüz arkadaşlar. İşte 1000 mAh'lik bir yüksek şeyli, yüksek verimli bir batarya olduğundan, lityum polimer bir batarya olduğundan bahsediyor. Onun haricinde kutunun ön tarafında aletin işte kendi şekli var. Burada da şarj edebileceğiniz ışıktır, iPod'tur, fotoğraf makinesi gibi ikonlarla ürünün şarj edebileceği cihazları göstermişler. Ürünün kutusunu açtığımızda ürünün kendi ortaya çıkıyor. Bu arada markası şirketi üreten şirket Monkeys. Ürünün ismi de Nightcube diye bir ürün. Üzerinde de zaten şöyle bir şövalye amblemi var. Ürünün kendisi burada. İşte tekerleğimize, ön tekerimize takmak için bağlantıları var. İçinde şöyle bir USB kablosu çıkıyor şarj için. Ayrıyeten kutunun altından şu şekilde bağlama aparatları ve kullanım kılavuzları çıkıyor. Ürünü inceleyecek olursak arkadaşlar, ürün böyle bir ürün. Üzerinde açma kapama tuşu var. Bu arkadaki çarkı aktif ya da deaktif ediyor. İşte görüyorsunuz bu çark döndükçe elektrik üretiyor. Burada da göstergede gösteriyor. Şu şekilde off'a doğru çevirdiğinizde bu çark devreden çıkıyor. Üzerinde bir USB 2.0 port var. Buradan da istediğiniz ürününüzü USB kablosuyla şarj edebiliyorsunuz. Şurası orta göbeğe bağlanıyor ve burada da bir sabitleme kancası yapılmış.
Ürünün montajına geçtiğimizde monte etmesi çok kolay. Bunun için ön tekerleği sökmemiz gerekiyor. Fakat ekstradan herhangi bir parçaya gerek yok. İçinden çıkan çeşitli kalınlıklardaki bisikletinize uygun adaptörü seçip bisikletinize bu ürünü monte edebiliyorsunuz. Ayrıca aşağıya açıklamalara eklediğim linkte de bu ürünün hangi bisikletlere uygun olup hangi özelliklere, hangi ölçü aralıklarına uygun olup olmadığı yazıyor. Ayrıca montajı için şöyle bir şema çıkıyor. Buna bakarak 5 dakika içinde ürünü bisikletinize monte edebiliyorsunuz. Ön tekerimizi söküyoruz. Şu koruma kauçuğunu da yerinden bir güzel çıkartıyorum. Daha sonra gördüğünüz gibi şu şekilde adaptörler vardı. Bu alt adaptör bunu orada yazıyor. Ben ölçüsünü kendiminkine göre bularak yaptım. Şu şekilde ilk adaptörü taktıktan sonra ürünümüzü üzerine göbeğimizin geçiriyoruz ve daha sonrasında şu şekilde ikinci adaptörü de bunun üstüne ters şekilde takıyoruz. Şimdi bu şekildeyken tekerleğimizi kaldırıp bisikletimize monte edeceğiz. Ürünün montajı bu şekilde gerçekleşiyor. İşte görüyorsunuz şu şekilde tekerleği çevirdiğimde ürün içindeki lityum iyon bataryayı şarj etmeye başlıyor. Şu şekilde de ürünü devreden çıkartabiliyorum. Şu an inanın tekerlek hiç zorlanmadan dönüyor. Ürünün montajında bir şey daha var. Bunu bu şekilde buradan iki tane kepçesinden şu şekilde maşaya geçirerek sabitliyorsunuz. Ama ben tabii bu ürünü şimdilik göstermek için taktığım için bu işlemi yapmıyorum. Zaten Quick Release'in aynı tarafta olmasından da anlamışsınızdır. Bu ürünle ilgili size söyleyebileceğim son söz arkadaşlar. Ürünü henüz uzunca test etme şansım olmadı. Test ettikçe tüm tecrübelerimi açıklamalara, yorumlara mutlaka eklerim. Ya benim merak ettiğim tamam içinde 1000 mAh'lik bir batarya var. Fakat bu bataryayı bu ürün bisikletle giderken ne kadar zamanda şarj ediyor? En önemli şey benim için bu. Ürün artı o 1000 mAh'lik batarya ne kadar yeterli oluyor? Tüm tecrübelerimi kullandıkça aşağıya açıklamalar kısmına ve yorumlar kısmına atarım. Siz de oradan takip edersiniz. Dediğim gibi banggood.com sitesinde satılıyor bu ürün ve fiyatı 68 dolar gibi bir fiyata sahipti. Açıklamalara linkini ekliyorum. Önümüzdeki hafta başka bir konuda tekrar görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz.